Benince, Allah'ın sevgili kuluyum. Benim aşık olduğum adam sakız kokar. Çok güzel oldun. Kıbrıs Zafer'e Doğru dizisinin incisi Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve oğullarıyla Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Güzel oyuncunun geçen günlerde paylaştığı yeni imaj fotoğraflarına beğeni yağmıştı. İyi akşamlar. Maşallah diyelim. Evet, maşallah duruyorlar. Maşallah Nilal. Nasılsınız? İyidir. Sizden ne haber? Sağ olun. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Bu aralar İstanbul'da daha mı çok görüyoruz sizi? Yo, aslında her hafta gidip geliyorum ama. Gel, o da konuşacak. Hani böyle sürekli AVM'lerden fotoğraf geliyor. Bir de sizin hani sürekli hani yeni imajınızla alakalı. Yok, aslında yeni imaj bir şey yok. Yani gidip fön çektiriyorum, yeni imaj diye bir yazıyorlar. Aslında bir şey yok yani. Saçların rengi biraz açıldı galiba. Onlar aynı. Alakalı. 8-9 aydır aynı. Biz de çözemedik kuaförümüzü. Belki yazın güneşten dolayı mı artık? Öyle ama yani bir fön çektiriyorum, yeni bir imaj gibi algılanıyor. Aslında çok bir şey yok. Pelin Karahan, dizi çekimlerinin yapıldığı Kıbrıs'la İstanbul arasında yolculuk yapmaktan yorgun düştüğünü söyledi. Kıbrıs İstanbul arası biraz zor. Evet, daha bu sabah öğlen hatta geldim. Öyle. Birkaç saat oldu geleli. Şimdi çocukları gezdirmeye çıkardık, yemek yedik. Gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Çok yorucu. Özlem ağır basıyor zannedersin. Çok, onları bırakamam zaten daha fazla. O yüzden biraz yorulacağız, yapacak bir şey yok. Şimdi okulda kadar da olunca. Seviyor galiba, şaman da öyle geldi. Okulda var, tabii şu an ilkokul 1'e başladı Alemir. Okuma yazma da öğreniyor. Derslerimiz var, değil mi? Nasıl dersleri? Güzel. Aynen, şimdi her şey artık okumaya başladı. Ne yazıyor bak burada, okuyabiliyor musun? Okuyayım. Oku bakayım. Ne yazıyor? TV. Rakam ne? TV. Göz mü? TV. Değişik zor bir yerden başladık. Karahan, geçen sezon dizinin Bir Zamanlar Kıbrıs olan adının neden bu sezon Kıbrıs Zafer'e Doğru olarak değiştiğine açıklık getirdi. Bu yıl dizinin ismi değişti herhalde. Evet, Kıbrıs Zafer'e Doğru oldu. Kıbrıs Zafer'e Doğru. Her sezon değişecek mi? Valla bilmiyorum, onu yapımcımız bilir ama tabii şey, bir hikaye anlattığımız için, hani savaşla başlayıp barışa doğru giden bir zafere doğru olan bir hikaye olduğu için ona göre herhalde değişik dönemlerde değişik isimler olabilir. Ünlü oyuncu Kıbrıs'taki dizi setinde güzel dostlukların kurulduğunu anlattı. Çok iyi dostluklar kuruldu. Çok. Sürekli Bodrum'a falan gidiyoruz. Evet, yazın hep birlikteydik. Beraberdik hep. Aralarda da galiba. Bedir de arada Kıbrıs'a aynen. Geliyor. Ben de arada gidiyorum. Ahmet Kural falan geçen evet, evet. Erkan Bey falan evet, galiba evet. Beraberiz sürekli. Biz hep birlikteyiz. Güzel ya, ekibimiz çok keyifli. Dostluklarımız çok güzel orada. Güzel çünkü arkadaşlıklar var. Zor tabii şehir dışında iş çekmek ama hakikaten çok mutluyuz orada. Bir de dönem güzel. Dizisi, gerçi alışıksınız dönem işlerine ama. Ben artık döneme doydum galiba. Pelin Karahan'a geçmişte Mihrimah Sultan karakterine hayat verdiği Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı'nın dizinin Hürrem'i Meryem Uzerli hakkında açıklamaları hatırlatıldı. Savcı, konuk olduğu Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube programında 2013 yılında dizi setini bırakıp Berlin'e kaçan Meryem Uzerli'yi ekip arkadaşlarına karşı saygısızlık yapmakla ve şımarıklıkla suçlamıştı. Bir tek bana değil, tüm ekibe acayip bir saygısızlık ve ayıp ettiğini düşünüyorum. Yani şımarıklık olarak görüyorum o dönem. Efendim, geçen gün Timur Bey'in bir açıklaması vardı. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama Meryem Uzerli'nin dizinin ayrılmasını şeye bağladı. İşte ekip arkadaşlarına ve bize saygısızlık olarak yorumladı. O dönem şımarıklık olarak yorumladı daha doğrusu. Sizce yani... Ya doğru bir tavır değildi. Yani hoş bir şey değildi tabii bizim yaşadığımız süreç. Ben de o dönem oradaydım çünkü. Hepimiz zor durumda kaldı. Bir dönem oldu. Timur abi zaten gerekli açıklamayı yapmış. Teşekkür edelim size. Peki, sağ olun efendim. Görüşürüz.